Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan, yeniden, yeni bir günden merhaba diliyorum. Hemencik şöyle bir ekranımı büyüteyim. Aynen ekibi vs inziva ekibi. Şöyle bir bakın, umarım iki maç falan inşallah atarlar da sizlere güzel bir video, maç çıkarmış olurum. Hemen şöyle bir picklere bakayım. Angela, Yves, Basha, Brody ve Arlo tercihi gelmiş inziva ekibinden. Aynen ekibinden ise Kerry, Link, Minator, Lapu ve Faramis tercihleri gelmiş. Hemen şöyle yukarı bakalım. Arlok ve Angela ikilisi, Minator ve Lapu ikilisine karşı önden farm almaya çalıştılar ve başarılı oldular. Direkt midden mid'e gank atacaklar anladığım kadarıyla, yok. Vazgeçti burada Arlok, geri dönüyor. Şöyle alt koridorda Brody birazcık kereden dayak yemiş gibi. Aynen, birazcık hafif bir %15 trade'i kaybetmiş. Hatta burada yenilenmesini basmak durumunda kaldı. Link buff'ların dönüyor, ormanların dönüyor. Hemen başa, rakip ormana girdi. Kendi iki ormanını bıraktı. Rakip ormana girip rotasyonu, bakın şu an rotasyonu şu an kazıyor, çok çok iyi. Neden diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Buradan direkt rakip ormana girdi. Burayı alacak, burayı alacak, burayı alacak. Direkt hop turtle'a. Mükemmel bir rotasyon var şu anda kazıyede. Bakalım Link aynı şekilde bir rotasyon atabilecek mi? Blue buff'ı daha sonra mı aldı? Blue buff'ı daha sonra almadı galiba. Şöyle bir bakayım. Hemen Link burada ultisini atıyor, zaten oynamayacaktır. Turtle oynama gibi bir niyeti yok. Ters rotasyon atması gerekiyor. Rakip eğer rakibin jungle'ı eğer baskınsa, Turtle'da fight'ında başa gibi bir hero varsa, o Turtle'a girmeyeceksin abi. Yani ilk Turtle'a girmeyeceksin ve ona göre ters rotasyon atacaksın. Ki Kazuya'nın rotasyonu da şu an dediğim gibi, bakın alt ormanları komple döndü. Rakibin ormanını da aldı. Aynı şekilde direkt geliyor. 5 seviye olmuş mu? Yok, olamamış daha. Çok ufak bir tane işte bir orman farkı var anladığım kadarıyla. Ling'in ultisinin olmadığı biliniyor. Direkt Turtle kendine doğru çekecek. Şöyle bir bakalım. Lapu'yla Arlott, Yiv ikilisi bakalım. Burada yakalamaya çalışıyor. Arlott'tan çok güzel bir ulti geldi. Yiv ultisini atıyor derken Faramis burada ultisini kullanmak durumunda kaldı. Ve ilk kanı burada Yiv'i düşürerek almayı başarıyorlar. Angela şu anda ultisini atmış durumda Kazuya'ya. Bakalım alabilecekler mi? Smite'ını atıyor burada. Ve Smite takasını kazanan Ling oldu arkadaşlar. Ling Tyler Junior'mış. Hemen alta gelelim. Altta Kerry ve Brody ikilisi. Ufak tefek takaslara devam ediliyor. Üstünde stack biriktirip ultisiyle hasarlamaya çalışacak. Evet, burada hemen aynı şekilde Kerry de ultisini açtı galiba. Bakayım bir, yok açmamış. Üst koridorda Arlott'un canı bayağı bir azaldı. Base atması gerekecek. Şöyle bir daha bakalım. Evet, canı az ama base atmayı tercih etmiyor burada. Minyonumu alacağım, ondan sonra gideceğim diyor. Çok tehlikeli bir hareket. Link yakalayacak mı onu bakalım. Hemen bir W attı. Ardından W'suyla çok güzel bir karşılık geliyor. Arlott burada hemen kaçmaya çalıştı ama kaçmaya çalışırken gelen gank'te de Ling'i düşürmeyi başarıyor tabii ki. Burada mantıklı bir takasa girmiş oldu. Bir can da olsa güzel bir giriş. Ardından burada Kazuya ile birlikte Kerry'e bir gank geldi Angela'dan. Ama Faramis kurtaramadı. Ultisini burada birazcık geç atsa da, bu arada Faramis çok büyük bir hata yaptı. O canda ultisini bassa dahi ölür diye düşünüyorum ama burada Kazuya devam etmeyi tercih etmedi. Büyük ihtimalle Minator'dan kaynaklı. Yo, devam edecek galiba. Vazgeçti. Şu anda Ling'in buff'ını almaya çalışacak. Orada olduğunun farkında. Ufaktan bir görüş geldi. Smite'ını atıyor tabii ki. Ling burada yine trade'de üstün geldi. Neden? Smite yokmuş Kazuya'nın. Turtle'da daha 30 saniye var. Smite olmadığı için vurmak istemedi büyük ihtimalle burada. Ondan öyle duvarın yanından falan geçti. Ling'i ufak ufak hasarlamaya çalışıyorlar. Shigibum. Ling ultisini kullandı. Ardından bir de şöyle yukarı dönelim. Yukarıda önden almaya çalışıyor Lapu. Bayağı bir yine hasarlamayı başardı üstte. Mid'e gelelim. Mid'de ufaktan Faramis'e bir hasar geliyor. Burada Basha'dan. Kulenin plaketinin hepsini aldılar. Neredeyse diyecektim ama hepsini aldılar. Link şu anda rakip ormana girmiş durumda. Lapu da pozisyon bekliyor. Hemen burada Basha'nın üzerine oynayacak. Basha ultisini tekerleğini kullandı derken Lapu flash attı galiba. Yanlış görmediysem orada ultisini falan kullandırtmak durumunda kaldı. Ulti formundayken galiba hasar azaltması vardı Basha'nın ama emin de değilim. Hatırlamıyorum. İnsanlık galiba, bazen unutabiliyor insanlar. Bir hasar azaltması vardı ama başının, hatırlıyorum da neyden dolayıydı tam onu bilmiyorum derken Ling'in önüne etten duvar ördü burada Minator. Hemen ardından burada Ling ultisini atıyor. Faramis ile birlikte Yiv yardım etti ama tabii ki burada başıyı düşürdükten sonra bir de Angela'yı kesmeye çalışacak. Bakalım, Angela'dan flash geldi. Peşine Faramis Yiv'i tutmaya çalışıyor. Lapu çok güzel girdi. Ardından bakalım devam gelecek mi? Arlo da hemen burada dahil oluyor ve Angela'ya Faramis skorunu
bırakmış oldular. Ardından Lapu ultisini atıp buradan uzaklaşıyor. Skor şu anda 3-3. Farm olarak 600 gold aynen ekibinin önünde olduğunu görüyoruz. Kim öndeymiş? XP olarak Lapu'nun önünde olduğunu görüyoruz. Hatta Lapu baya baya önde. Neredeyse 1K öne geçmiş. Carry ile Brood arasında bir 300-400 gold civarı bir farm farkı var. Faramis ve Yiv arasında da 300 gold var. Jungle'lar arasında farm farkı yok. Arkadaşlar bakalım. Bu öne geçilmiş koridorlar fark yaratıp oyun kazandırtabilecek mi? Yani oyunu burada mavi takımda ADC, kırmızı takımda da XP'den kazandırmaya çalışacaklar. Bakalım nasıl olacak. Ya oyunu şöyle söyleyeyim. Carry uzarsa oyun, yani biraz böyle 8-9K olursa paramparça eder. Yani paramparça eder o Kazuya oyun oynayamaz diye düşünüyorum. Bu arada buff'ta da bir fight var. Orayı gösteremiyorum şu anda. Buradaki fight daha önemli derken Arlo çok ödüyor. Minator burada patlıyor. Arka tarafta Arlo'tu düşürürler Blue buff'ın orada. Minator'a karşılık hemen tabii ki rakibinde bir de buff'ını alıyorlar. Ayrıyetten mid koridoruna da oynuyorlar. Link gelip yardım edecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Lapu oradan uzaklaşacak. Link bir tane vursaydım bari be. Vursaydı kuleyi açabilirdi ama burada vurmuyor. Ayrıyetten buff'ı da almak için duvara çıkmıştı. Duvardan geri indi. Rakip buff'ın görüşünü almaya çalışıyor Kazuya. Bakalım. Burada Angela'yı düşürdü. Wow, Angela yakalandı. Beklemiyordum ben. Hemen Shiggy burada hasarını veriyor. Ardından son bir hit kalıyor. Son bir cana bakın. Bu kadar şanslı olsaydık galiba kız doğardık. Ya da evet evet bu kadar şanslı olsaydık kız doğardık. Hani yani eski bir deyim olur ya arkadaşlar. Şanslı olsaydık anamızın karnından kız doğardık falan diye. Aynı o misal. Vallahi çok şanslı. Hemen burada Faramis ultisini kullanıyor. Ardından Carry geldi. Link çok güzel zıplattı. Peşine Yiv hasarlayarak Faramis'i düşürüyor. Carry burada erite erite Link'e bir skor çıkardı. Devamında Shiggy Boom'un içine girmiş bir Angela var. Minotaur'u kesmeye çalışıyor. Ama başarılı olamadılar. Şöyle bir bu ultilere bakalım. Daha item tamamladığını görmüyoruz. Shiggy'nin hep bütün parça parça itemleri almış. Bakalım ne zaman tamamlayacak. Bir umutsuzluğu tamamlar diye düşünüyoruz. Devamında hemen W geldi. Peşine bir flash geliyor burada Lapu'dan. Ardından Angela'yı kesiyor. Shiggy bakalım burada ultisini kullanarak kesebilecek mi? Son bir hit kaldı. W'sünü de attı. Q'sunu denedi ama son bir düz vuruşa kalıyor burada tabii ki. Lapu'yu kesip hemen oradan uzaklaşıyor. Seste bir problem yok değil mi arkadaşlar ya? Bir iki kişi bu durumdan müzdaripmiş. Ama ben kendim kulaklığımla yani dinlediğimde bir problem olduğunu görmedim. Sizde de problem olmuyorsa birileri trollüyor diye algılamış olabiliriz. Şöyle bir bakalım. Hemen Arlot'u burada hasarlıyor. Link aynı şekilde kendisi de hasar yiyor. Kuleyi almaya çalışacaktı. Arlot'u hasarlayabilseydi ama şu anda hasar eteme daha çıkamamış. Ama gerçi yok kritik çıkmış. Fırtınayı normalde çıkılırdı ama hasara gitmiş. Büyük ihtimalle de şu anda fırtınaya doğru gidiyor olabilir. Hemen Link araya dahil oldu. Burada Asmo'yu kestiler. Ardından Carry hasarlamaya devam ediyor. Smite'ı bastı burada. Devamında tabii ki Kazuya'yı kesiyorlar. Hemen burada Link Yiv'e karşı oyun oynuyor. Faramis dahil oldu. Minotaur arada kaldı. Minotaur'u kurtaracaklar mı bakalım. Minotaur burada ikinci skill ve bayağı bir can toparladı. Ardından Lapu'nun Q'suyla rakibi geri püskürtüyor. Brody bu hasarlamaya devam etti ama Faramis burada bir daha kendine çekti. Ultisi olmadığı için ya da ultisinin olduğundan korktuğu için flash'ini atıyor Faramis. Mantıklı bir düşünce. Ultisi var mıydı hatırlamıyorum. Fight'ta attım atmadım görmedim. Atmadıysa eğer ikisini de öldürebilirdi. İkisini de affetti diyebiliriz burada Brody. Eğer ultisi varsa. Bence yoktur diye düşünüyorum yani. Yoksa Carry'i de kesebilirdi. Şeyi de Faramis de kesebilirdi. Belki de flash'ı yoktu. Agresif flash atmak istemedi. Her şey olabilir. 40 saniye sonra Lord var. 6'ya 9'luk bir skor var. 9 yani 3 skor farkla aynen ekibinin önünde olduğunu görüyoruz. Farm olarak da şöyle bir bakayım. Yani ekrana basabildik. 1700 gold kadar öne geçmişler. Link burada hemen kule altı bir dive girişiminde. Kulenin bir canı kaldığı için Lord öncesi birini çıkarmayı deniyor. Alt tarafta da Minotaur kule altı bir şeyler yapacak anladığım kadarıyla. Devamında Carry girdi. Hemen Faramis de çekiyor burada Arlot'u. Bakalım kesebilecekler mi? Arlot çok güzel dayandı ama Angela onu kurtarmaya yetişemedi. Peşine buraya hemen Brody geliyor. Bakalım Brody burada kesebilecek mi? Arka tarafta çok inceydi be. Çok inceydi be. Burada birazcık üzüldüm yani. Yalan yok.
Orada Kerry çok güzel inceden direkt base'ine attı. Hemen orada da burada Ling'in hazırladığını görüyoruz. Bakalım Smite'i kim kazanacak? Kazuya'nın Smite yokmuş zaten. Kazuya'nın Smite olmadığı için yapacak bir şey yok burada. Link hemen Smite'ını attı ama çok basit bir Smite'di yani. Garip bir Smite daha doğrusu. Basit değil de garip bir Smite'di. Büyük bir ihtimalle şey bekledi. Rakipten bekledi önce. Rakipte Smite yokmuş ama. Hemen burada Minotaur flash'ini kullanmak durumunda kaldı. Faramir's ultisini kullanıyor. Ardından slowlamaya çalışıyorlar. Şu anda Lord'la birlikte bakalım neler yapacaklar. Lord üst koridordan çıktı. Alt koridoru ve mid'i açabilirler. Mid'in zaten canı yok. Üçüncü açık canı kalmış arkadaşlar. Hemen mid'i açabilirler. Şunu da kapatayım. Bu size geliyormuş sesi. Ben baktım ona. Diye. Tıraş makinesi gibi ses geliyor değil mi arkadaşlar arkadan? Onun farkındayım bu arada. Derken Brody ultisiyle Ling'i hemen geri çıkartıyor. Lapu lapu alt koridorda hemen bir kuleyi açmış durumda. Mid'i de açabilirler dediğim gibi. Mid zaten free ya. Mid'e iki tane vurması yetiyor Kerin. Hatta minyon girse minyon bir tane dokunsa yine kule gider. Hemen Angela burada. Kazuya'nın içine girmiş durumda bakalım. Turşuyu kesmeye çalışıyorlar. Bu arada şey kont olması lazım lap oynayanın yanlış bilmiyorsam. Faramir's ultisini kullanmış durumda. Minotaur burada ufaktan hasarlamaya çalışıyor. Biraz da stunlamaya. Mid ikinci kuleyi de aldılar. Şu anda imitöre kadar dayanmış durumdalar. Dakika 12 olmadığı için patlaması gidiyor. Üst kulenin de patlaması gitti derken Link burada hemen ultisini attı. Ardından geri çıkıyor. Kuleye vurmaya çalışıyorlar. Kulenin şu anda alındığını görüyoruz. Ardından Minotaur'dan çok güzel bir ulti denemesi geldi ama Arlot orada flash attı galiba yanlış görmediysen bir bakayım. Evet Arlot orada flash atmak durumunda kaldı. Burada alt ikinci kule de alınmış durumda şu anda Lapu tarafından. Hemen rakip. Burada araya almaya çalıştı. Lapu Lapu'yu ama Lapu Lapu'yla daha doğrusu Başa'yı araya almaya çalıştılar. Bir bait görebilir miyiz bakalım. Bayağı darlıyorlar şu an. İki rakip de birbirini baya baya darlıyor. Şöyle yapsak. Tamam böyle daha tatlı oldu. Galiba oyunun sesi gitti. Bakayım bir. Yok oyunun sesi gitmemiş arkadaşlar. Hemen Link burada araya dahil oldu. Yivi kesmeye çalışıyor. Arlott elinin tersiyle vuracak mı? Angela bir umuttur yaşamak diye hemen içine girdi Yivin. Ne olur ne olmaz diye. Derken anlık bir drop girdi kusura bakmayın. Ling hemen alt koridoru ufak bir minyonu hasarlayıp geri çıkıyor burada Lord için. Burada bir minyonu biraz bekletmesi iyi oldu kendileri için. Şurada falan minyon dalgası birikecek. Ya da şurada birikebilir. Görüş üstünlüğü onlarda olmuş oluyor arkadaşlar. Eğer minyonu göndermiş olsa şurada falan keserlerdi hemen. Minyonları gönderirdi. Görüş üstünlüğü olmazdı ama şu anda görüş üstünlüğü var. Ve Lord'u sorunsuz şekilde almayı başardılar. Bakalım bu Lord'la birlikte oyun bitecek mi? Yoksa güzel bir def görebilecek miyiz? Ling'in şu anda burayı yapması bence gereksiz. Aşırı gereksiz. Lord'u alan tarafın şu anda rakibe saldırması tamamen gereksiz. Mesela Ling'in şu an ultisi yok arkadaşlar. 30 saniye yok. Yani 14-20'de falan. Belki daha geç de gelebilir. Bakayım bir ne itemleri var. Aynen daha geç de gelebilir. Şunda bir BS10 var mıydı? Var. Blue desen. Yani bir 20, o 25 saniye gelecek ya. Tamam, geliyor. Ling'in ultisi yetişiyor. Biz abartmışız. Ama denemeye gerek yok yani. Lord geç çıktığı için şu anda Ling'in ultisi yetişti. Hemen burada Angela oynayacaktı derken Arlott'tan elin tersiyle bir giriş. Peşine burada Ling'i düşürüyorlar. Ardından Lapu Yiv'i düşürmeye çalışıyor. Ama Yiv'den burada çok güzel bir bait geliyor ultisiyle birlikte. Minyonlar şu anda Lord'la birlikte kuleye çok fazla hasar verdi. Minotaur'dan flashlı bir patlama geldi ama arka taraftan Kerry gelmedi. Kerry gelseydi Lord'la birlikte kuleye vursa oyunu bitirebilirdi. Burası bu fight net bir şekilde Kerry'e yazar arkadaşlar. Minyonlar gelmeye devam ediyor. Acaba oyun kazanılacak mı? Bir can. Kule neredeyse bir can. Dediğim gibi Kerry şuradan girse ya şuradan şöyle gelip vursa iki tane iki tane fazla değil bakın iki. İki hit vursa %1 milyon net bir şekilde oyun bitmişti. Bu fight direkt Kerry'e yazar. Başka hiç kimseye yazmaz. Yani Link girip şurada ölmesi bile satış değil yani. Satış da yani satış değil.
Kerry'nin gelmesi gerekiyordu. Hemen burada tabii ki rakip de baskıyı almaya çalışıyor. Mid'de hemen Ling'in geldiğini görüyoruz. Çok güzel bir bait oldu burada Faramis'in ultisi. Ardından burada Arnaut araya dahil oldu. Ultisiyle birlikte Brody destek çıkıyor. Ling'i düşürdüler ama Arnaut'u burada kaybediyorlar. Ling'e karşılık Arnaut'u düşürmeleri birazcık aynen ekibi için iyi oldu. Çünkü Arnaut baya baya pozisyon yaratan bir hero. Ardından burada Yiv'i tutmaya çalıştılar ama istenilen olmadı. Peşine geri çıkacaklar. Bütün koridorlar çok çok ileride, çok çok önde. Bu yüzden hemen bir base geliyor. Tabii ki inziva ekibinden inzivaya çekiliyorlar kısacası arkadaşlar. Anladın mı? He? Anlamışsındır. Anladıysan like at. Biliyorsunuz artık abone muhabbeti açmıyorum. Artık sadece like. Abonelikten çıkarabilirsiniz. Bildirim gelmez yani. Zaten her gün 12'de atacağız biz videomuzu. İzlemek isteyen girer izler. Ama like'ı da atın yani size zahmet. Sevdiğin Angel'a başkasına ulti atmış. Dayanabilirsen. Dayan Kazuya Jabbar. Çok hızlı alıyorlar ya Lord'u. Çok hızlı. Aşırı hızlı alıyorlar Lord'u. Giremiyorlar bile. Ya pik olarak çok üstünler arkadaşlar. Zaten bütün görüş üstünlüğü de aynen ekibinde olduğu için hiçbir şey yapamıyor mavi takım. Normalde mavi takımın piki early. Tamamen early. Brody olsun, Angel olsun, Bash olsun. Bir Arnaut işte late. Yiv de zaten meta'nın piklerinden birisi. Ama kırmızı takımın abi ADC'si late, Faramis late, Minotaur her oyunun her dakikasında işe yarar. Link orta oyundan sonra açılıyor derken Link hemen burada ultisini atıyor. Faramis ultisini kullandı derken Minotaur burada ultiyle ilgiliyor derken ardından kule fokusuyla oyunu burada kazanan aynen ekibi oluyor arkadaşlar. 11'e 13'lük üstünlükle 17 dakika 16 saniye sürmüş. Maçın MVP'si Shigibum olmuş. 3-0 4'lük skoruyla. Ama MVP Luz almış. Kazanan tabii ki karşıdaki Faramis MVP olmuş. Hemen şöyle bir bakalım. Burada hasar tablosuna mavi takımda yüksek hasar %33 ile Brody vururken en yüksek hasarı tanklayan %43 ile baş olmuş. Rakibe baktığımda rakipte yüksek hasar %34 ile Faramis vururken en yüksek hasar tanklayan %31 ile Minotaur olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci maçı atarlarsa oraya geçiyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar ikinci maç ile yeniden karşınızdayım. Hemen şöyle piklere bakalım. Angela, Fredrin, X4, Kerry ve Yiv tercihi gelmiş. Bu arada Angela'yı çok seviyorlar. Inziva ekibi. Karşıdan ise şöyle bir bakalım. Baş'a, Teriz'de, Lezzy, Kaja ve Novaria piki tercihi gelmiş. Link banlanmıştır bu yani %90. Bu arada Link'i neden karşıya saldılar bilmiyorum. First pick Angela almış olabilirler. Bence Kazuya gibi bir oyuncu varken takımlarında Link'i kesinlikle almaları gerekir diye düşünüyorum. Geçen maç bilmiyorum ya. TR'deki yeni suikastçı oyuncularından birisi. Bence suikastçıya biraz özen göstermeleri lazım. Halen tanki jungle gördüğünüz gibi yani X-Fork başa tarzında jungle tercihleri oluyor ve hop burada X-Fork smite kim attı? Kazuya burada smite'ını attı. Fredrin X-Fork neymiş ya? Fredrin'miş. Burada bu arada eğer X-Borg ve Angela hazırlamasaydı %90 başa burada smite atıp alabilirdi. Birazcık zaman kaybedip Terizli orada çok fena darladı. Ve işine bakalım. Burada X-Borg'dan kurtulmayı başarabilecekler mi? Angela hemen orada bağlıyor. Ve işine flash'ını da attı ama istenilen olamayacak. Ve burada ilk kanı X-Borg Angela'yı yardımıyla almayı başarıyor. Üzerine bir de flash'ını aldılar. Bayağı bir öne geçmiş oldular. Şöyle bir bakalım 600 gold, bir asist, bir skor. Evet, bir asist, bir skor. Alta bir gank var Novaria'dan ama W'sünü attı, bulamadı Shiggy'yi. Hemen Fredrin'i rakip ormana darlamaya çalışıyor. Akdeniz'de de burada galiba kazanmışlar. Hemen hasarlamaya devam ediyor iki tarafta birbirini. 4 seviye olduğunu unutmamak lazım. Kozuyu'dan burada bir ulti geliyor ve başayı teklediği çok yüksek bir hasar çıktı. Turtle'a 15 saniye var. Yetişebilir. Yetişebilir. Bu arada afiyet olsun. Ben de akşam şu an çayımı yudumluyorum. Biraz yoruldum arkadaşlar. Bugün
35 maç falan atmışız. 25'i 20 28'i yok. 35 maç. Galiba 3 tane lose'umuz vardı ya. Emin değilim. Böyle bir şeydi. 3 lose vardı, evet. Ama 35 değildi ya, bir dakika. Burada Kaji'yi baya baya iyi darladılar. Yalnız X-Borg'u oynarlarsa, X-Borg'un zırhı yok, problem yaşayabilir ama oynamadılar. 26 yıldız kastık. 3 tane oda 29 maç atmışız arkadaşlar. Ben yanlış hesapladım. Evet. 29 maç atmışız. Biraz yorgunum. O yüzden yorgunluk çayı içiyorum. İlk maçta direkt maçtan çıkar çıkmaz videoya girdim. O yüzden biraz sıkıntılar olmuş olabilir. Eksik telaffuz ettiğim şeyler olmuş olabilir. Kusura bakmayın. İkinci maçtayız. Kaji hemen burada. Kule altına girmiş durumdalar. Kulenin bütün plaketini aldılar. Shigibun 5 seviye, Leslie 4 seviye. Ona rağmen, kulenin plaketini almalarına rağmen, şöyle bir bakayım bir. Farm olarak Leslie'nin önde olduğunu görüyoruz. Baya baya öne geçmiş. Maçı taşıyabilme potansiyeline sahip bir şampiyon. Late'de neler olabileceğini bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Hemen burada Freedom darlamaya devam ediyor. Şu an 4 stack olmak üzere. 4. stack'e de gelmek üzere derken Carry yardıma geldi. Son hit'i de vuruyor. Burada son diskle birlikte başarının düşürüldüğünü görüyoruz. Ardından Angelo şu anda Leslie oynuyor. Leslie'yi bağladı. Ve burada Carry'e bir skor daha çıkacak mı bakalım. Flash'ini atacak mı Leslie? Evet, son anda flash'ini atıyor. Kaja'nın ultisinin olduğunu unutmamak lazım. Kaja ne olur ne olmaz diye Angela tabii ki burada hemen ultisini atıyor ama Frederick çok ince gördü ya. Çok ince gördü. Devamında bakalım Kazuya kaçabilecek mi oradan? Kaja ultisini de kullandı. Hemen altta plaketi almaya çalışıyor. Carry'i baya baya öne geçirdiler. Hemen şöyle bir far farkına bakalım. 300 gold. Abi 500 gold. 400 gold. Neredeyse gerideydi. Ve öne geçirdiler bir anda. Üst tarafta da bir solo kill geldi. X-Borg'dan 3-0'lık bir X-Borg can yakar arkadaşlar. Teriza'nın karşısına ne alacağınızı artık öğrenmiş oldunuz. Normalde Teriza'yı niçin alıyorlar onu söyleyeyim. Uranüs Teriza'dan matchup'ında Teriza çok üstün oluyor arkadaşlar. Ve fark yaratabiliyor. Bu yüzden Uranüs tercihi gelmemiş inziva ekibinden. Onun yerine X-Borg tercihi gelmiş. X-Borg'da biliyorsunuz yaka 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 stack biriktiriyor. Stack biriktirdiğinde de gerçek hasara dönüşüyor. Gerçek hasarda böyle tankimsi şampiyonları eritmek için birebir arkadaşlar. Bir Esmeralda'ya işte. Esmeralda'ya karşı iyi olmuyor. X-Borg çok hasar veremediği için Esmeralda sürekli QW kombosuyla kalkanla can yenileyebiliyor. Burada hemen Kazuya smite'ını attı. Kaja bakalım kurtulabilecek mi oradan? Slow vermeye çalışıyor arkadan Novara'ya. Başa rakibin ormanına girmiş durumda. Level'ına bakacağım şimdi yukarıdan. X-Borg önden farm alıyor. Şöyle bir bakalım. Frederick'in 7 seviye. Başa da 7 seviye. Bir farm farkına bakmak istiyorum ama iyi burada ultisini atıyor tabii ki rakibi geri püskürtmek için. Leslie ama kararlı koridora girmeye. Kulesini vermek istemiyor ama o kule gitti ya. O kule gitti. Bence hiç uğraşma. Gitti. Hiç uğraşma. Vallahi gerek yok. Çok büyük sıkıntı yaşarsınız. İyi yaptınız gitmeyerek. Word değil pardon. O kadar çok oyun oynuyoruz ki arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Bir gün tatil yapacağım. Çerçeve kasıyoruz da arkadaşlar. Bir gün tatil yapayım. Bir gün tatilden sonra böyle tam böyle full fokus güzel bir sizlere maç sunayım. Şu anda da zaten hani eğlendiğinizi düşünüyorum. Zaten böyle boş boş muhabbet etmezsek ne yapacağız abi? Sadece maç nereye kadar? Bazı arkadaşlar diyor ki bu nasıl sunum diye bir yorum gelmiş. Geçen gördüm. Böyle sunum abi. Sunum dediğim böyle olur. Samimi olacaksın. Neyle resmi? Paramparça ediyorlar. Paramparça ediyorlar. X-Borg'u altta yakalayacaklar galiba. Flash'ı vardır. Kaçar. Oynamaya gerek yok ona. Şöyle bir bakayım. Flash'ı var. Oynamaya hiç gerek yok. Terizli oynayacaklar. Anladığım kadarıyla. Terizli'nin flash'ı duruyor mu? Duruyordur ama şu anda hiç tanklaşmamış. Onu çok rahat eritirler. Bir kule altı daha gelir mi? Carry ile birlikte girdi. Flash'ını kullanmak durumunda kaldı. Angie de burada hemen bağlıyor. Bakalım. Esaret de başladı galiba Angela ya da Ayaz mı almış? Şöyle bir bakayım. Esaret de başlamış. Esaret de başlamış. Çok büyük tehlike. Hemen burada baya baya eritmeye başladı. İşte demek istediğim olay bu arkadaşlar. Gerçek hasar oluyor. Stack kastığı zaman ve canı nasıl gidiyor gördüğünüz gibi. Çok güzel bir tercih olmuş buraya X-Borg. Aşırı güzel hem de. Bakalım. Fark yaratabilecek mi? Teriz de tepki veremiyor öyle söyleyeyim. Hele bir de o early de şurada kestikleri için
adamın yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Burada şimdi bronzu aldığında Terizda'ya flame gelir diye düşünüyorum. Ama bilmiyorlar ki deli gibi CT'lendiğini. Bence biliyorlardır da yani. İlla ki chat'te, yani daha doğrusu size, sen izleyen arkadaşım, illa ki sen diyeceksindir. Bir arkadaşımız çıkacak orada. Ya bu Terizda niye böyle oynuyor ya? Çok kötü oynuyor falan filan diye bir yorumla gelecektir diye düşünüyorum. Hemen burada görüş almaya çalışıyorlar. Angela'ya gelen buff sayesinde artık görüş çimenlerden çok rahat görüş alabiliyorlar. 5 kişi midde toplanmış durumda şu anda. Inzivai ekibi midi tutmaya çalışıyorlar. Burada hemen Xbox araya dahil oldu. Ardından Angela girdi. Gerçek hasarla birlikte bayağı bir hasar verdi. Teriz de burada hemen Xbox'u tutmaya çalışıyor. Angela bağladı Teriz'deyi. Ardından geri çıkmak durumunda kaldılar. Midi kaybettiler. Midi kaybederken de tabii ki başa üst koridoru almaya çalışıyor. Kerry oraya yaklaşmaya çalışıyor ama başa burada tabii ki düz vura vura kulenin sahibi olmuş durumda. Şu anda ilk kulelerini almış durumda. Aynen ekibi. Bakalım ikinci kuleyi ne zaman alacaklar. Burada ikinci kule oynamak istiyorlar ama Teriz de araya dahil oldu. Kazuya kaçmaya çalışıyor. Kule altında kaldı. Smite'ını atıyor ama son bir Terizda'nın patlama hitine burada bir kili almayı başardılar. İlk kilmiş bu arada aynen ekibinin. Gibi hemen burada slowlamaya çalışıyor. Novaria arkadan oynayacaktı. Başa bir anda geldi. Arkadan Angela tutmaya çalışıyor şu anda. Carry'e bir spor çıkarabilirler mi bakalım. Slowlamaya devam ediyor. Lezley geldi. Fight'ı da atmaya çalışıyorlar ama başarılı oldular. Halen oynamaya çalışıyorlar. Lezzy arkadan bir tane daha vurdu. Novaria arkadan güzel hasar çıkarmaya başlıyor yavaş yavaş. İki item kaldı galiba. İki item sonra Novaria bayağı can yakmaya başlar. Hele bir de slow çıkarsa var ya, üf. Slow çıktı mı yürütmüyor arkadaşlar Novara'ya. Aynı Yivin ilk hali gibi olmuş. Onu söyleyeyim, o Q'su var ya. Yürütmüyor. Gerçekten yürütmüyor. Hemen burada Lord'u sorunsuz şekilde inzivai ekibi alıp bir base atıp yenilenecektir diye düşünüyoruz. Xbox da slow almış. Eyvah eyvah. Mavi takımda deli gibi slow var. Kırmızı takımda yok denecek kadar az. Yani Basha'nın Red'i falan belki bir ihtimal birazcık. Ama mavi takımda var ya deli gibi slow var. Carry için çok rahat bir oyun geçiyor diyebiliriz. Yani biri slow atıyor carry için, carry de yavaş yavaş kesiyor böyle. Erite erite, yoğura yoğura. Hemen yorumlarda şey gelir şimdi. Abi kola yok mu? Reis kola yok mu? Arkadaşlar kola bitti ya. Artık çaya döndük. Kola 45 lira olmuş ya. Bu ekonomiye ne olmuş böyle arkadaşlar ya? 1-2,5 lira kola 45 lira olur mu abi ya? Kurban olayım ya. Her şeyi protesto ediyoruz. Bir kolayı protesto edemiyoruz anlatayım sana. Benim için protesto edin arkadaşlar Coca-Cola'yı. Sponsor da olmuyorlar zaten. Burada Kazuyu güzel yakaladı. Angela girmeyecektir diye düşünüyorum ama girmiş. Girmesine rağmen kule altında çok fazla etkili için rahatlıkla düşürebilir. Lord nerede? Lord düşürülmüş galiba. Lord'u aldılar mı? Aldılar. Lord'u eritmişler bu arada. Lord'u eritmişler. Ben görmedim Lord'un nerede eridiğini. O ara goy goy yapıyordum sizde. Hemen tabii ki rakip Fredrin yokken aynen ekibi saldırmaya hedeflemiş. Şu anda wow, Xborg'un hasarı baya baya oturmuş. Gerçek hasar vurdukça yakıyor arkadaşlar. Bir tane Q'su neredeyse %25 falan vuruyor gerçek hasara döndüğünde hasar. Çok fazla. Bu arada dediğim gibi maçı taşırsa şu görmüş olduğunuz abla taşıyacak. Lezley abla var ya, Lezley abla. Maçı taşırsa o taşır, başkası da taşıyamaz. Çünkü rakipte taşıyabilme potansiyeline sahip hiçbir hero yok. Teriz de hazırlayacak. Lezley arkadan hasarlayacak. Kaça çekecek? Lezley hasarlayacak. Başka türlü imkan yok. Ne bileyim, Novara slowlayacak. Yani şu an bütün her şey Lezley'e bağlı ama Lezley'de gram farm yok arkadaşlar.
7000 gold'u var. 7000 gold'da da daha umutsuzluk bitmemiş. Şu çelik ayakları kesinlikle satması lazım. Kesinlikle satması lazım. Hiçbir şekilde gerek yok çelik ayaklara. Hiçbir şekilde. Rakip için gereksiz bir item olmuş bence şahsım adına. Bu arada çelik ayaklara biliyorsunuz gelecek güncellemede 100 gold buff gelecek. O yüzden çelik ayakların tercihi bence ortadan kalkar diye düşünüyorum. Dreadnought zırhına dönebilir. İnsanlar Dreadnought alabilir diye düşünüyorum ben çelik ayaklar yerine. Çünkü çok pahalı olacak ya. 45 savunma veriyor ama Dreadnought hasar düşürüyor direkt savunmayla birlikte. Antiyi tamamladığınızda da baya baya güçlü oluyor. Hemen Kaja ile birlikte burada Xborg'a oynuyorlar. Xborg yoğura yoğura şu anda baya bir hasarladı. Sorunsuz şekilde Lord'u almayı başardılar. Ardından burada Xborg patlıyor ama bir can kaçmayı başardı orada başa. Xborg'un bir base attığını görebilir miyiz? Yok, base atmadan direkt canını dolduracak. Burada stack kasacak. Anladığım kadarıyla evet. Direkt steğini kasıyor. Minyonlardan da artık hızlı hızlı enerjisi doluyor diye biliyorum ben. En son bir sezon önce mi güncelleme gelmişti buna, buff gelmişti. Bir sezon önce falan gelmişti ya. Bu arada jungle'lara çok güzel gidiyor Xbox. Denemenizi tavsiye ederim. Bir ara çok oynuyordum. Yani çok dediğim yani 20-25 maç falan oynamıştım. Eğlenceli oluyor ama rakipteki charlara göre alın. Böyle sizi duvardan duvara vuracak charlar falan varsa Xborg'un Q'su gittiğinde bitiyor yani. Bu arada Xborg oynarken de en önemli jungle oynarken en önemli şeylerden birisi şu red buff arkadaşlar. Red buff varken harita komple sizin ya. Herkese hükmedebilirsiniz. Padişah gibi böyle dolaşıyorsunuz. Ama red yokken herkes tehlikeli sizin için. Hemen Xborg burada ultisini atıyor. Lezzy'yi base'e göndermek için. Başarılı oldu da ardından iyi vurdu ultisini atıyor ama ultisini attığı yerde kuleden hasar yiyor. Farkında değil galiba. Arkadan taramaya devam ediyor içeri. İki kişi öldü ardından üçüncü öldürüyorlar. Burada son hit'i vurmaya çalıştı Kazuya ama başarılı olamadı. Tekmeyi güzel attı. Ardından geri kaçıyor. Xborg'un ultisi bir tane daha gelmiş. Peşine burada kule fokusuyla oyunu bitiriyor ve inziva ekibi kazanan taraf oluyor. Maçın MVP'si Xborg olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi Xborg buraya mükemmel gitmiş. Yani böyle var ya çuk diye oturmuş. Yani net bir şekilde. Hemen şöyle bir de hasar tablosunu açalım. Mavi takımın yüksek hasarı %23'tü. Xborg vururken en yüksek tank ve %41 ile Fredrin olmuş. Rakibe baktığımda rakipte yüksek hasar %39 ile Novare vururken en yüksek tanklayan ise %36 ile baş olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğendim butonuna. Beğenmediyseniz beğenmedim butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Seviyorsunuz.